Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Akdeniz sahillerinde denize girilirken Erzurumlar hala Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Akdeniz sahillerinde denize girilirken Erzurumlar hala Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak yapabilmenin keyfini yaşıyor. Havaların ısınması ile birlikte kent merkezine 5 dakika uzaklıkta ve deniz seviyesinden 3156 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ne ilgi daha da arttı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Palandöken'de kayak sezonu ile birlikte çeşitli sportif faaliyetler de devam ediyor. Cıvıl cıvıl olan Palandöken'de sezonun Mayıs ayına kadar devam edileceği belirtildi. Yakıcı güneşi, manzarası ve pistleri ile kayağa doymayanları Erzurum'a davet eden kayakçılar, Türkiye'nin güney illerinde denize girilirken burada kayak sezonu hala devam ediyor. Bu aylarda kayağın keyfi bir başka oluyor. Pistlerden kar kalkana kadar Palandöken'deyiz. Kayağa doymayan herkesi bekliyoruz. Bu sevinç ve mutluluğun herkesin yaşamasını istiyoruz dediler. Türkiye Kayak Federasyonu'nun hazırladığı ikinci ve üçüncü kademe antrenörlük sınavının Palandöken'de devam ettiğini ifade eden kayak antrenörü Sefa Yalçın, "Çalışmalarımız çok güzel geçiyor. Böyle giderse Mayıs ayında bile Palandöken'de kayak yapılabilir. Sezonun sonu olmasına rağmen özellikle hafta sonu Palandöken'i böyle canlı görmek bir Erzurumlu olarak beni sevindiriyor," dedi. Erzurum'da Nisan ayında karla mücadele çalışmalarına devam ediliyor. Batı illerinde hava sıcaklıklarının 30 dereceye kadar yükselmesi ve insanların denize girmeye başlamasına rağmen Erzurum'da karayolları ekipleri hala karla mücadele çalışması yürütüyorlar. Erzurum Tekmen Karayolu'nda karla mücadele çalışması yapan ekipler 2885 rakımda 15 gündür yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yolu ulaşımı aşmaya çalışıyorlar. 5 iş makinasıyla çalışma yapan ekipler Palandöken'in zirvesine ulaştılar. Aziziye Mahalle Muhtarı Hüseyin Koçak, karla mücadele çalışması yapan ekiplere teşekkür ederek Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen, ilçe encümenimiz Mustafa Şakşak ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü yöneticilerini teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yolumuz kışları açılıyor ama bu bölgede baz istasyonu olmadığı için haberleşmede zaman zaman sorun yaşıyoruz. Bu eksikliğimizin giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyoruz," dedi. AK Parti Büyükşehir Belediyesi Tekman İlçe Encümeni Mustafa Şakşak ise Erzurum Tekman ulaşımını oldukça kısaltacak olan Palandöken yolunda yapılan çalışmadan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Anlayışı ile yaşamlarımızı sürdürmeye çalışsak da vicdanlarımız işlemez olduğu yerde bir devreye girmesi sebebiyle polis teşkilatımızın daima önemi ortadadır," dedi. Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 171. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Başkan Orhan, "İnsanı diğer yaratılmışlardan ayıran en önemli özelliği nefsidir. Kabil'i ilk katil, Habil'i ilk maktul yapan da işte bu nefistir. İnsanlığın bu ilk suçundan beri ilahi takdir değiştirilmeyeceğine, insan nefsi öldürülmeyeceğine göre suçla suçluyla mücadele edecek, huzuru temin için çalışacak bir mekanizmaya ihtiyaç duyulmuştur. Herkesin polisi kendi vicdanıdır anlayışı ile yaşamlarımızı sürdürmeye çalışsak da vicdanların işlemez olduğu yerde bir devreye girmesi hasebiyle polis teşkilatımız daima önemlidir. Bu ehemmiyet özellikle son aylarda memleketimiz içine çekilmek istendiği bataklığa karşı polis teşkilatımızın askerimizle birlikte gösterdiği üstün gayret ve başarılarla kendini daha fazla ortaya koymuştur. Bu vesileyle yıllardır her fırsatta polisimize saldıranlar ile onların kazandırdıkları zümrede inşallah bu ehemmiyetin farkına varacak ve polis teşkilatımızın bölünmesinin
tarihimizde tamiri müyesser olmayan tahribatlara sebep olacağını görecektir. Tüm bu duygu ve düşüncelerle Emniyet Teşkilatımızın 171. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Dünden bugüne memleketin huzuru için canlarını feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimiz ile halen görev yapan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum dedi. Türkiye Halk Oyunları Grup Yarışması Gençler Düzenlemesiz kategorisinde Erzurum Yakutiye Halk Eğitim Merkezi, Yıldızlar Düzenlemeli kategorisinde Erzurum Yakutiye İlerkent 125. yıl ortaokulu birinci oldu. Erzincan'da Türkiye Halk Oyunları Grup Yarışması tamamlandı. Erzincan'da 2015-2016 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Grup Yarışması tamamlandı. Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Spor Genel Müdürlüğü ve Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce 13 Şubat spor salonunda düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarında yıldızlar ve gençler kategorisinde yarışmaya 14 ilden 29 takım katıldı. Yarışma kapsamında ilk gün gençler düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde, ikinci gün ise yıldızlar düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde birincilik için mücadele etti. Halay, bar, horon ve Kafkas oyunlarının sahnelendiği kültür buluşması şeklinde gerçekleşen müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Yapılan yarışmalar neticesinde gençler düzenlemeli kategorisinde Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi birinci olurken, gençler düzenlemesiz kategorisinde Erzurum Yakutiye Halk Eğitim Merkezi birinci oldu. Yıldızlar düzenlemeli kategorisinde Iğdır Halk Eğitim Merkezi ASO birinci olurken, düzenlemesiz kategorisinde ise Erzurum Yakutiye Hilalkent 125. yıl ortaokulu birinci oldu. Atatürk Üniversitesi Fakülte ve Enstitü'de eğitim alanını genişletiyor. Türkiye'nin saygın üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi'nde Rektör Koçak, Kış Sporları Enstitüsü ve Hemşirelik Fakültesi'nin kurulması yönünde Bakanlar Kurulu'nda uygunluk kararı alındığını belirtti. Atatürk Üniversitesi'nde fakülte sayısının 23'e, enstitü sayısının da 8'e ulaştığını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, bu yeni eğitim birimleriyle üniversitemiz daha da güçlenip büyüyecektir dedi. Bakanlar Kurulu'nun 25.01.2016 tarih ve 2016-8562 sayılı kararı ile Kış Sporları Enstitüsü'nün 16.02.2016 tarih ve 2016-8555 sayılı kararı ile de Hemşirelik Fakültesi'nin Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulması uygun görüldüğü bildirildi. Yeni birimlerin açılmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararları 8 Nisan 2016 tarihli ve 29.678 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kurulan birimlerle birlikte üniversitede fakülte sayısının 23'e, enstitü sayısının da 8'e ulaştığını vurgulayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, bu yeni eğitim birimleriyle üniversitemiz daha da güçlenip büyüyecektir dedi. İki biriminde kısa zamanda yapılanmalarını gerçekleştireceğine inandığını belirten Koçak, Kış Sporları Enstitüsü ve Hemşirelik Fakültesi'nin üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diledi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 5 kişi yakalandı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 5 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre PKK-KCK'ya yönelik yapılan operasyonda üniversite öğrencilerini örgütleme, örgüte eleman temin etme ve terör örgütünün sözde gençlik yapılanması YDGH üyesi olma suçlarından STFA, AG, DE ve SY isimli 5 kişi gözaltına alındı. Adli mercilerce çıkarılan 5 kişi silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.
İstanbul Erzurumlular Dernekler Federasyonu Erzurumlu iş adamı ve bürokratlarla bir araya gelerek Erzurumspor'un şampiyonluk yolunda yardım gecesi düzenlendi. Maltepe'de yoğun protokol ve iş adamlarının katılımı ile bir araya gelinen destek gecesinde Erzurumlu ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın "Dadaşlar pamuk eller cebe, Erzurumspor hepimizin" diyerek başlattığı yardım kampanyasına ilgi yoğun oldu. Gecede Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ağırman, Maltepe Erzurumlar Dernek Başkanı Süha Dengizek, Kadıköy Erzurumlar Dernek Başkanı Mehmet Sabri Seven, Trabzonspor eski kulüp başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da programa katılarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a destekte bulundu. Yönetim kurulu ile birlikte Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a şampiyonluk sözü verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkanı Avukat Ali Demirhan ise "Erzurum'a söz vermiştim. Bu önemli görevi devralmadan önce bizlerin her daim yanında bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Onursal Başkanımız Mehmet Sekmen'e şampiyonluk yolunda hizmet bayrağına büyük katkıda bulunduğu için teşekkür ediyorum. Halkın mutluluğu için varız. Bunu da Allah'ın izniyle Erzurumspor'u şampiyon yapıp hep beraber başarıdan başarıya koşturacak. Birlik ve beraberlik içerisinde dadaşlık ve palan döken ruhunu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Hedeflerimiz büyük, bu benim hedefim değil, hepimizin hedefidir. Fenerbahçe diyor ki 1 milyon üye yapacağız. Bizim ilk 3 senedeki hedefimiz 100 bin üyedir. 10 senelik hedefimiz de 1 milyon 1'dir. Çünkü Türkiye'de 3 milyona yakın Erzurumlu yaşıyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Kalan 4 maçımızın ardından şampiyon olup İstanbul Boğazı'na Erzurumspor'un dev bayrağını asarak kulübümüzü Süper Lig'e taşımanın heyecanı içerisindeyiz. Bizi yalnız bırakmayan Erzurumlu iş adamlarımıza canı gönülden sonsuz teşekkür ederim," dedi. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Ekip arkadaşlarım ve haber merkezimiz adına mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.